Analist Eda Karadağ'la gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Ekonomide bir de borsayı sormak isterim. Şimdi borsa yükselişine devam ediyor yılbaşından beri. Bir yandan da şunu soralım, yükseliş devam edecek mi? 9 binleri geçti, 15 binler, yıl sonunda 15 binleri göreceği şeklinde bir takım açıklamalar var. Senin görüşün nedir? Şimdi Borsa İstanbul'da 9.300 puanlardayız an itibariyle. Son zirvemizi de bugün test etti 9.406 puanla. Yukarı yönde ciddi bir hareketlenme söz konusu. Setine bakıyoruz, özellikle Şubat ayının başından bu yana rekor üzerine rekor seviyeleri konuştuk. Hızlı bir yükseliş kaydetti. Haliyle piyasada borsaya yönelik talebin artması, gün sonunda işlem hacimlerinin 150 milyar liraları bulması bu noktada yükselişini destekleyen en önemli başlıklar arasındaydı. Yeni bir gelişme var mı desek aslında yok. Yani mevcut hikayemiz devam ediyor. Sadece mevduat faizlerini geçtiğimiz aylarda konuşuyorduk. Hatta borsanın yeni rakibi mevduat diyorduk. Ama mevduat faizlerinde gelinen nokta yatırımcıyı, piyasayı tatmin etmeyince tekrardan borsaya ilginin arttığı görüldü. Diğer yanda enflasyonu Yani konuşuyoruz. Kur korumalılardan çıkışlar olunca onlar mevduat faizlerinde, ki bankalarda %50'ye varan mevduat faizi veriyor, ama orada da mı tatmin olmadıkları için borsaya yöneliyorlar? Şimdi kur korumalı mevduat sisteminden bir çıkış var. Bu çıkışları zaten geçtiğimiz yılda konuştuk. O dönemde borsaya ilgi çok yüksekti. Ama mevduat faizleri de yükselince yatırımcılar haliyle borsa dışında alternatif bir araç olarak mevduat tarafını da değerlendirmek istediler. Ama gelinen noktada yeniden borsaya ilginin artmaya başladığını görüyoruz. Yani o taraf çok tatmin etmedi. Bir de şu da var. Şu an enflasyonu konuştuk yayının başından bu yana. Enflasyon tarafında hala kısa vadede olumlu, iyimser bir beklenti yok. O yüzden yatırımcılar da yeniden kendisini enflasyondan koruma amaçlı borsaya yatırım yapmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla Borsa İstanbul açısından, BIST 100 endeksi açısından yukarı yönde bir potansiyel var. Ama bu yılın genelinde de ya veya yılın kalanında da aynı tempoyu koruyacağı şeklinde yorumlanmamalı. Sonuçta geçtiğimiz yılı hatırlayalım. Haziran ve Ekim ayı döneminde de çok ciddi bir hareket vardı. Rekorlara doymuyordu. Ama Ekim ayında son zirvesini tazeledi ve yönünü aşağı çevirmişti. Ve Şubat ayına kadar yeni bir rekor görmemiştik Borsa İstanbul'da. O yüzden bu tarz dönemler de olabilir. Yani kırılgan bir yapıya sahip, dışarıdaki bir haber akışı bile bizi olumsuz etkileyebiliyor. Bunu da bence yatırımcılar göz önünde bulundurmalı. Teknik olarak 9.400 puan bizim için çok önemli. Son zirvemizin bulunduğu bölgeler. Önümüzdeki dönemde 9.400 puan seviyesinin üzerinde hareketini devam ettirirse bu noktada yukarı yönde eğimini de sürdürmesini bekleriz. Yani burada biraz günlük kapanışları görmek gerektiğini ben değerlendiriyorum. 9.400 üzerinde kaldıkça yeni zirveler de beraberinde gelecektir. Bunun dışında geri çekilmelerde mesela 9.272 tam olarak ortalamasının geçtiği bir nokta. 5 günlük üstel ortalaması. Gün içi destek noktası olurken psikolojik destek noktamızda 9.000 puan olarak karşımıza çıkıyor. Yani düzeltme hareketi sonuçta konuşuluyor. Tabii ki ne zaman geleceğini, nereye kadar devam edebileceğini öngörmek mümkün değil. Ama kısa vadeli göstergelere bakacak olursam en azından 9.270, 9.000 puanlar ilk etapta izleyeceğimiz destek noktalarımız olacaktır. Hani bu destek noktalarının altına doğru bir kırılım başlarsa o zaman Borsa İstanbul'da bir miktar daha inme kaybına yol açabileceğini değerlendiririz. Çok kısa sektörler anlamında işte sonuçta onlar da verileri, 3 aylık verilerini paylaşıyorlar, ama sence hangileri şu anda daha işte kar payı açıklıyor ya da işte temettü verecekler neler diye sorsam acaba? Şimdi enflasyon muhasebesi geldi 20 yıl aradan sonra. Dolayısıyla aslında bilanço dönemindeyiz. Bankalar evet bilançolarını açıkladı ama yine açıklanmayan birçok şirket kârı var. Dolayısıyla enflasyon muhasebesi devreye girdiği için şu anda bunun sonuçlarını görmek istiyor piyasa. Kolay bir şey değil. Bizler de bu konuda eğitimler alıyoruz. O yüzden çok öngörülebilir bir tabloda değiliz bu dönemde. Ve bu bilanço sezonu, yani şu dördüncü çeyrek bilanço sezonu biraz uzun sürecek. Çünkü daha tarihler tam belli değil. Zaman zaman açıklanıyor ve Mayıs ayına kadar da bir süre verildi. Dolayısıyla bir bunu görmek lazım. Yani enflasyon muhasebesinin şirket kârları üzerinde nasıl bir etkisi olmuş? Bunu görüp ondan sonra tekrardan zaten yorumları güncelleyeceğimizi değerlendiriyorum.
Peki son bir soru daha. Borsa tarafında özellikle seçim arifesindeyiz. Seçimden sonra bir işte sebebi mutlaka olacaktır. Seçimden sonra ne olur, ne biter hemen onu da soralım. Şimdi orada borsa için az önce konuştuğum şekilde yani yılın kalanı açısından da o yukarı yönlü potansiyelini koruyacağını düşünüyoruz. Yani seçim sonrasındaki dönem ne olur? Sadece seçim belirsizliği geride kalacak. Yani şu anda önümüzde bir seçim var. Haliyle seçime yaklaştıkça borsa üzerinde bir baskı yaratabilir. Sonuçta bir belirsizlik. Bu seçim olarak değerlendirmeyelim. Herhangi bir başlık da olabilirdi belirsizlik anlamında. O yüzden bu belirsizlik geride kaldıktan sonra fiyatlamalarındaki baskının da bu noktada sonlanması, rahatlamasını bekleriz. Yani geçtiğimiz yılı hatırlayalım, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Mayıs ayında seçim bitti. Artık seçim sonrası piyasa rahatladı. Çünkü o belirsizliği ortadan kaldırdı ve ondan sonra önündeki hikayelere odaklandı. Seçimi geride bıraktıktan sonra piyasanın odaklanacağı nokta yine enflasyon olacak, yine Merkez Bankası olacak. Dolayısıyla çok büyük bir değişiklik yaşanacağını değerlendirmiyorum.